Hoş gördük aziz izleyiciler. Çok unikal bir mekandayız. Ankara'da Türkmenelinin ocağındayız. Burada çok değerli bir insanın huzurundayız. Türkmenelinde Telafer şehrinin, Telafer obasının Şairler Birliği'nin başkanı ve halihazırda Ankara'da yaşayan değerli Miktat Havdi, değerli kalem ustası şairimiz, yazarımız. Bugünkü Kanal 13 izleyicilerinin qonağıdır. Mən istəyərdim ki, soydaş proqramımızda Miqdat bəyi eşidək, soydaşımızı tanıyaq, elimizi, obamız haqqında Miqdat bəyin fikirlərini siz əziz izləyicilərimizə təqdim edək. Miqdat bəy, xoş gördük. Miqdat Havdioğlu, Telefer Türkmen Şairler Başkanıyım. 2007 senesinden bugüne kadar. Tabii ki ben 1965 doğumluyum. Telefer'de doğdum. Telefer'de yaşadım. Orada göreve başladım. Hastahanada görevliydim. 1995'te görevden atıldım. Tabii ki sen bilirsin, orada Türkmenlere biraz şey vardı o zamanlarda, Saddam döneminde. Neyse, 2014 senesinde Telefer'den çıktık. IŞİD'ler bizim Telefer'e, Musul'a girdiler. İşgal ettiler IŞİD'ler orayı. Oradan Suriye'den direkt bizim Türkiye'ye geçtik. 2 sene Adana'da yerleştim. Ondan sonra 2016 yılında Ankara'ya geldim. O günden beri buradayım işte. Herhalde öz evinizdi. Yani biz de tabii ki yani başka ülkelere gitmedik yani. Biz Türkler hısımız oldu ona. Yani bizim ana vatanımız oldu ona. Türkiye geldi onun için yani. Türkiye'de, Azerbaycan'da, Türk dünyasının istenilen noktası da soydaşlarımıza destek vermeli, sahip çıkmalıdır. Tabii tabii. İndi Türkiye'nin imkanları genişti. Azerbaycan olarak da biz gözümüzü Türkiye'ye dikmişik. Qarabağ savaşı oldu, gördünüz. Aynen. Yanımızda Türkiye vardı. Tabii ki Türkmen eli de vardı. Aynen. Ama Türkmen elinin manevi desteğini hissedemişik. Türkiye'nin her taraflı diplomatik, lojistik, hərbi sanayi bakımından da desteğini hissedemişik. Ve devlet olarak. Devlet olmak büyük gururdu. Tabii ki biz Türkmen elinde devleti olmayan bir milletik. Güney Azerbaycan'da sayımız 40 milyona yakındı. Devletimiz yoktu. Ben istiyordum ki söhbətimizi biraz Türkmen elinin sorunlarıyla devam edelim. Sonra Türkmen elinden Azerbaycan necə görünür? Bu sualı sizden soruşacağım. Buyurun. Sen bilin, Türkmenlerde benim en sevdiğim şey Türkmenler, Türkmen elinde bizim orada yaşadığım insanlarda gördüğüm en iyisi, en sınırsız milletçidirler yani. Sınırsız milliyetçidirler adamlar. Yani. Nerede bir Türkmen var ise o kardeşimiz diyorlar yani. Güzel. Özellikle Azerbaycan, Can Azerbaycan biz yarab. Yani canımıza hakikaten yani çok yakındır. Dilimize yakın olduğu için yani kolay kolay böyle asant Allah şey onun için. Yani daha başka yerlerden çok severler bizim Azerbaycan'ı. Hatta Karabağ'ın geçen sene savaşında millet Türkmenliğinde hep ayaktaydılar. Herkes edebildiği kadar yani manevi de olsa bile desteği verdi yani şeyi. Biz şairler bile şiirler yazdık. Belki sonra okuyabilirim size yani nasıl bir destekler verdik yani. Azerbaycan bizim için yani yine bize ana vatan sayılır yani Irak Türkmenlere, Türkmen eline. Irak Türkmenlerin çoğu biri Azerbaycan'dan gelmedi kökenler yani. Şimdi ben soyadım Havdioğlu ama asıl da ben Gergeriyim. Gergerler var şimdi. Karabağ'da Gergerler var. Bakıyorum etrafındaki köyler Gergerlerdi yani benim hısmım olan Nahçıvan'da. Benim kimi yani çok bir yani Türkmenler var orada. Aslında Azerbaycan'dan gelmediler yani. İşte Azerbaycan bizim canımızdı, ciğerimizdi. Ben size de çok teşekkür ederim gerçekten. Özellikle de Barış Bey yani. Ben buraya geldikten 4 seneden önce Barış Bey'le tanıştım. Gerçek Azerbaycan'a gitmedim bir güne kadar ama
Azerbaycan'ın her yerini tanımış gibiyim yani. O da Barış Cavid'in, Doktor Barış Anladım. Cavid'in yoluyla yani. Adam tarih doktorudu. Hem de Azerbaycanlı da. Çok güzel, güzel bize her yerin Azerbaycan'ın Çünkü anlatmış. İçten gelir. Vatan sevgisi, Aynen. millet sevgisi içten Aynen. gelir. Yani Şuşa'yı, Gence'yi, Bakü'yü, Nahçıvan'ı, ne bileyim işte Karabağ, Fuzuli'yi her yerin bize çok güzel bir şekilde anlattı. Yani Azerbaycan'ın da sevgisi gerçekten yani yüreğimizde. İnşallah bir gün gelir. Çok yakın zamanda. Azerbaycan'a gider o. O Şuşa'da İnşallah. güzel bir şiir Yolumuz gözleyirik festivali her zaman. yapar o. O en çok umudum Allah'tan büyük Turan devleti kurulur. O zaman bize bize de kalmaz. Sıralara kadar görür. Miktat Bey, tabii ki çok hoş oldu sizi burada görmek. Yani bura Türkmenlerin ocağında biz görüşürüz Miktat Bey'de. Yani Telaferri de gelir, Kerkük'te de gelir, hiç fark Tabii etmez. Tabii tabii. Tabii ki hamısı bizim için yani yüreğimizin köksümüzün başında yeri var. Tabii ki ama qeyd etdiniz ki bizim de əslimiz gərgərlərdən de gəlib. Bir de Türkmen elinden Azerbaycan necə görünür? Məsələn, 7 ildir gəlmişsiniz də, bütün hayatınız orada keçib. Bizim soydaşlarımız xüsusilə Səddam dönəmində incidildi, ağır əziyyətlər olundu. Ondan sonraki dönemde vəziyyət dəyişib mi, hiç olmasa? Mən istəyərdim həm mövcud Türkmen elindeki durum hakkında, bir de Türkmen elinden Azerbaycan'a bakış. Bunu sizden eşidək. Yeni durumlar bizim Türkmen ili durumları belki benden öncekiler de konuştu arkadaşlar. Bizim 1920 yılında İngiliz işgalından sonra ilk savaş İngilizlere karşı Telafer'den çıktı. Telafer Türkmenlerinden. Onlar da yani Türklerden kopmamak için savaş çıkarttılar. İstediler İngiliz'in işgalini bitirsinler. Ama ne yazık ki arkalarında duran olmadı, destek olmadı. Onun için intikamen yani intikam etmek istedi İngilizler. Yani Telafer'in durumu özel bir durum oldu. Bir çok büyük baskılar yapıldı Telafer'in üzerine. Yani oradaki Türkmenlerin üzerine gelen hükümetler de yani İngilizlerin desteğiyle geldi tabii. Yani buraya bir çizgi çekmişler, bir kırmızı çizgi çekmişler. Telafer'de mesela Türkçe okul yok, Türkçe okuma yok, yazma yok. Ne bileyim hiçbir kültürel haklar vermedi. Hatta 1970'e kadar, 1970 senesinden sonra işte bir dergi verdiler, bir gazete. Bizim bir yurt gazetemiz vardı. Şairlerimiz, yazarlarımız. O da haftada bir çıkardı. Sonra senede bir çıktı yani. Ayda bir, sonra senede bir. Hiçbir şey yapmadı. Biz dedik ki Saddam döneminden sonra, tabii Saddam döneminde de yasağıydı. Yani yurt dışına çıkmak yasağıydı. Ne Azerbaycan'a gidebiliriz, ne Türkiye, ne başka bir yere gitmek yokuydu yani. Saddam döneminden sonra dedik ki inşallah işte ha durumlar iyileşti yani artık kapılar açıldı yüzümüze bir demokratik bir şeyler olabilir yani. Ne yazık ki biz Türkmenler bir şey yapamadık yani şey sebebinden dolayı. Şimdi çok bir partiler vardı, Arap partileri, Kürt partileri, ne bileyim Hristiyanlar. Bizlerinki de partiler kurdular ama lider yetiştiremedik biz yani. Bir lider yetiştiremedik ki haklarımızdan savunsun yani. Biz üçüncü millet sayılırız her hakkın içinde. Ama bizim o kadar haklarımız alınmadık şimdiye kadar. Irak'ta yani onlar o bir diğer partiler hepsi istediklerine ulaştı. Biz ulaşamadık. Biz aslında birleşemedik yani biz. Türkmenler birleşemedik. Çünkü Kerkük'te Türkmenler de Hurmatı'nda, Erbil'de, Telafer'de şey bir mezhebiyet meselesi aramıza soktular. Yani bu Amerika'nın şey oyunuydu bu da. Belki İsrail'in, Amerika'nın oyunuydu da. Maalesef onu başardılar yani.
aramıza bir belə fitneler soxdular, oyunlar soxdular. Biz de bir lider yetiştiremedik. Yani o lider de bizi birleştirsin. Yoktu mu şey, İraq Türkmen cephesi var, vardı. Türkmen Eli Partisi var, benim bildiğim en kadar. Çok, en çok Türkmenlerin yani çadırı altında toplanan en çok cephenin yani İraq Türkmen cephesi. Erşet Bey. Onunla Nevat Saadettin Bey vardı. Tabii ki şey başkanlar gelir gider ama Türkmen cephesi kalıcıydı. Türkmen cephesinin çatısı altında Türkmenleri topluydu. Çok çalışırdı toplamaya ama maalesef yani gelen güçler çok şeyler güçlüydü yani. Yani herkes Amerika'nın oyunlarının karşısında belki İngilizlerin yani çok zor durma bir şeyler oyunlar yaptılar, bir şeyler yaptılar yani Türkmen'i milleti birbirine saldıra yani. Bir de IŞİD araya geçti. Bizim de yaşadığımız ülkeler yani en zayıf ülkeleriydi. Ülkeleriydi yani IŞİD'lerin en çok şey bastırdıkları yer bizim ülkelerim. Telefer özellikle yani onun için şey olmadı. Ama Azerbaycan'a yani biz Türkiye nasıl bakıyor Azerbaycan'a da böyle bakıyor orada Irak Türkmenler. Ben özür istiyorum. Bir sual da vereyim hele. Bugün durum necedir? Mesela Irak'ta durum necedir? Tel Afer'de durum necedir? Kerkük'te durum necedir? Tuzurmat'ta durum. Ümumi Irak'ın durumu necedir? Bak çünkü işi de yani işaret sen ettir. Siyasi durumu, emni durumu mu? Emni durum. Tehlikesliği durumu. Irak karışıktı durumlar orada yani. Yerden yere fark ediyor mesela. Şimdi Bağdat'ta emniyet durumu bir şekilde, emniyet durumu. Kerkük'e gelirse yani IŞİD'ler var. O tarafta bilmiyorum işte ne var burada? Kürtler var burada, Araplar var, burada Şii var, burada Sünni var bilmiyorum ne. Değişik yerden yere ama genel oralar iyi değil yani. Tel Afar'da şimdi durumlar biraz sakin yani. Hiçbir şey yok. Çünkü orada askerler biraz işi ele geçirdiler. Kerkük'te yani çok iyi olmuyor durum. Yani ara sıra bombalar partiliyor, IŞİD'ler var işte ne bileyim partilerin yani birbiri arasında yani anlaşamıyla bazen bazı şeyler oluyor. Çok iyi değil yani bence yani. Belezleyiciler, qeyd etdiyimiz kimi bugün Kanal 3 efirində dəyərli qonağımız var. Tanınmış şair, Türkmen elinin, Tel Afərimizin çox dəyərli qələm ustalarından, ədəbi simalarından olan Miqdat bəy Hafdoğlu. Miqdat bəy, biz gələndə də söhbət elədik. Bir də siz də qeyd etdiniz az öncəki. Türkmen elinin bir de Azerbaycan sevdası var. Zaten başka cür olabilmez. Biz birik. Tabii. Bizim için dilimiz de birdi, kökümüz de birdi. Kökümüz yani de birdi, aynen. Bizim için bir köyüne yakındı Türkmen eli. Bir şeyden bunu. Ve ne mutlu bize ki, ne yakış ki biz Ankara'da görüşürüz sizden. Ve ne yakış olardı ki Bakı'da da görüşey, Telafer'de de görüşey, Kerkük'te de görüşey. İnşallah. Biz Azerbaycan'a bakışı sizden eşitmek istiyorum ki bizim izleyicilerimiz için bu mövzu çok önemlidir. Şimdi bizim Azerbaycan'a bakışımız, Azerbaycan bizim, biz onu kısmımız sayıyor yani. Evet. Öz canımız, yani öz yerimiz, öz kökümüz oradan sen dediği bile dediğin gibi yani. O bizim bir vatanımız sayılır, ana vatanımız sayılır. Çünkü dedelerimiz bizim oradan gelme, herkes böyle düşünüyor. Bizim şimdi Türkmen elinde biliyorsun yani gözümüz ne de yani Azerbaycan olsun, Türkiye olsun yani. Gözümüz bizim şeyde desteğe ihtiyacımız var yani. Bizim Türkmen elinde büyük sorunumuz desteğe ihtiyacımız var. Gözümüz Azerbaycan'da bakıyor, Azerbaycanlar kısımlarımızdı. Dedelerimiz orada, amcalarımız orada, kardeşlerimiz orada. Yani bir gün Karabağ'da bir şey savaş çıkanda, orada sorun olanda yani biz buradan azından manevi destekler istiyoruz. Biz de onların yani desteklerini bekliyor, manevi de olsa nasıl olsa yardımlarını yani Türkiye'de bile
Bu Azerbaycan'a böyle bakıyor. Azerbaycan Türkmen elinden bir parçadır. Hani diyor, Azerbaycan Karabağ Azerbaycan. Azerbaycan Karabağ. Türkmen eli Azerbaycan'dı. Yani. Azerbaycan Türkmen elidir yani. Çok güzel. He. Bizim milliyetçilerimiz orada işte bir düşünüyle inşallah gelecekte bir Turan kurulacak yani. O en Yazırsınız önemlisi. mı? Turanak'ta O yazırsınız mı hiç? yazıyor tabii. Belki Ne olsun. var mı sizde bir ondan bağlı bir şey okuyasınız izleyicilerimize? Ya Şimdi başka hansı bir şehriniz olsa izleyicilerimize takdim edeyim. Karabağ'ı işgaldan kurtaran da geçen senede bizim savaşta Ben 44 günlük savaş. 44 günlük savaşa biz de tabii ki destekte bulunduk şiirlerimizine ne bileyim işte yazılarımızına herkes edebildi o kadar. Ben de bir şiirle işte burada dile getirdim. Lütfen buyurun. Kalk ayağa şanlı Türk'üm bir gün gayret günüdür. Kalk ayağa şanlı Türk'üm bir gün gayret günüdür. Vakti geldi Azerbaycan bir gün devlet günüdür. Cümle alem görsün senin kahraman olduğunu. Kır düşmanın ez başını bir gün kuvvet günüdür. Telefer'den Karabağ'a ordumuz hazır bizim. Can alırız, can veririz bir gün kudret günüdür. Şehit olmak vatan için şan-ı şeraftır bize. Şehadet şerbetini içek bir gün lezzet günüdür. Yeri ay Türk oğlu yeri közkünger kunşunlara. Ez düşmanın kır başını yurda hizmet günüdür. Yaşasın can Azerbaycan alemde şan kazandı. Adı dünyayı doldurdu, şani şöhret günüdür. İki bayrak bir millet koy düşmanlar çatlasın. Türk birliği vakti geldi, fahri izzet günüdür. Fakr-ı İzzet ben. Ay kalemim şahit olsan, Turan üçü ölürsem, ay kalemim şahit olsan, Turan üçü ölürsem, Havde oğlun tarihi yaz bir gün kıymet günüdür. Havde oğlun tarihi yaz bir gün kıymet günüdür. Çok Böyle. teşekkür ederim Havdioğlu. Sağ ol, teşekkür ederim. Kaleminiz hiç zaman yorulmasın. Sağ ol. Bizim için siz hem de bizden uzağa düşen elde dilimizi, medeniyetimizi, milli Tabii. varlığımızı yaşatırsınız. Şimdi Ankara'dasınız. Ümit ediyorum ki yüreğiniz Tel Afer'e dönmeyden ötürü çok atır, çok istiyor. Ben Aynen. düşünüyorum Irak'ta durum düzelsin. Ora dönersiniz. Ama aslında fark etmiyor. Esas o dil yaşıyor, Tabii. millet yaşıyor. Tabii. Ben size bugünkü bu sohbetimize göre teşekkür ederim ama Tamam. sonda yine söz sizindir, siz eşidek. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben isterim buradan Can Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerime büyüklerinin ellerinden öperim. Var olun. Küçüklerinin gözlerinden öperim. Azerbaycan'da bir kahraman var ise o bizim kahramanımızdır. Azerbaycan'da bir dede var ise o bizim dedemizdir. Azerbaycan Türkmen eli de Türkmen eli Azerbaycan'dı. Bizde böyledir. Sonra görüşümüz Azerbaycan'a. Ama ben en sonunda Mübariz İbrahim'e de bir şiir yazmıştım. Bel, buyurun O okuyun. da bizim kahramanımızdı, bizim şehidimizdi. Onu da tüm Türk dünyasına ve Azerbaycanlı kardeşlerime armağan ediyorum bir şiir. Buyurun lütfen. Aziz izleyiciler nazarına çatdırıram ki Miqdat Havdioğlu Türkmen elimizin değerli şairi Mübariz İbrahimov bu derecede bu şekilde terennüm edir. Buyurun eşide o şiiri. Sağ olun. Tüm cihan şahit oldu mübarizim gayretine. Onun için layık oldun Rabbimin cennetine.
Sen kazandın kahramanlık ödülünü ay aziz. Sen şan verdin, şeref verdin bütün Türk milletine. Vatan için şehit olmak dileğiyle savaştın. Ulaştın ey mübariz istediğin gayetine. Gücümüz imandan gelir, korkutmaz düşman bizi. Kim dayanır bu meydanda Türklerin himmetine? Karabağ'ın dastanını kanınla yazdığın yerden, adın bayrağa yazarız bir Turan devletine. Ehl-i Beyt'e vasıl oldu ruhun ferdos içinde. Melekler ayağa kalktı ol temiz iffetine. Zulma karşı bu meydanda yadlara yol vermedin. Meğer gözkin kalkan ettin yurduna, ümmetine. Havde-i oğlu duasını kabul eyle ilahim. Yerin nur dolsun mübariz peygamber hürmetine. Yerin nur dolsun mübariz peygamber hürmetine. Kabul olsun inşallah sizin dualarınız. Aslında ben o kadar da Azerbaycan kardeşim şairlerini severim, edebiyatını severim doğrusu çok. Görüyorsun işte ben gazel yazarım çok. Normalde bizim burada Türk kardeşlerimiz onu gazel mezel unutmuşlar maalesef günlerde işte. Hece şiir yazarlar, belki serbest şiir de yazarlar ama bizde hele şimdiye kadar Azerbaycan'ın yani edebiyatının etkisi var bizim orada. Özellikle Tilaferde Türkümen elinde. Gazel şiiri çok severim, çok yazarım. Kim gazel şairler Ali Ağa Vahid, Seyyid Azim Şirvani, onları severiz. Çok Meşhedi Babayı severim, Ali Ağa Vahid, Ali Asgari severim. İşte bunlar çok bir yani şair, hepsini okuruk. O da Allah razı olsun, buradan tekrar edeyim. Barış hocamız, Barış Cavit yani hepsini tanıttırdı bize, kitaplarını, şiirlerini, şeylerini. İnşallah temennim de en yakın zamanda Azerbaycan'da orada kardeşlerimizi görüp bir ziyaretimiz olsun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Bakı'da görüşmek dileğiyle. Aziz Miqdad Bey'i bugünkü verilişimizi, bugünkü söhbətimizi sona çatdırırıq. Tanrı bizleri korusun. Tanrı dünyaya barış mesajı veren Türkiyelilerini korusun. Her zaman böyle olup. Təəssüflər olsun ki, birbirimizden uzun zaman ayrı düştük. Ve düşünürüm ki, artık o ayrılık yeter. Bugün büslet. Üsal zamanıdır. İnşallah. Böyle bugün Miqdad Bey sizin yalnızlıyıksa, bir yerdeyse bu özü de büsaldı ve bu münasibetler, bu əlaqeler daha da çok olacak. İnşallah. Bakıda, İnşallah. Kerkük'te, Telafer'de görüşmek dileğiyle Kanal 3 izleyiciler. Ben onu bir şey unuttum. Buyurun, elbette buyurun. En yakın zamanda, günümüzdeki aylarda inşallah bir kitabım çıkacak Azerbaycan'da. Öyle mi? Bizim Doktor Barış Cavit benim şiirlerimle bir kitap hazırlamış. Azerbaycan alfabesinde en çok gazel şiirleridir. İnşallah onun kitap imzasını belki orada yaparız yani. Mütlak orada sizi gözleyeceğiz. Mütlak o kitabın imzasını orada gerçekleştireceğiz ve sizi Bakı'da görmeden çok şad olacağız. Teşekkür ederim. İzleyiciler, programımızın konağı Telaferli Türkmen ilinden olan şairimiz, kələm ustası Miqdad Havdoğlu'ydu. Sağ olun, sağlıkla kalın Tanrı vətənimizi. Tanrı dünyanın istənilən nöqtəsində yaşamasına asılı olmayaraq millətimizi qorusun.